Bir yeşil taşla alıyoruz. Bakalım özel kutudan ne çıkacakmış. İlk defa böyle bir kutu görüyorum. Açalım. Takılı olduğuna %120 can veriyor. Mükemmel bir şey. Merhaba arkadaşlar, Bilek Küçük Alan'a hoş geldiniz. Bu videoda Cats oyununda şu anda bir 30 taşlık bir ödül geldi. Tony amcanın hediyesi diye. Oyun koronavirüse dikkat çekmek için şu anda oyuna görmüş olduğunuz metni getirdi. Diyor ki Tony amca sizlerle gurur duyuyor. Bu Tony amcadan bahsettiği şey oyunun bir nevi maskotu diye geçiyor. İçinde bulunduğumuz günler çok da kolay geçmiyor. Tony amca sizlerle o kadar gurur duyuyor ki hepinize küçük birer hediye hazırladı. Mağazaya bir göz atın. Tam çocuk gibi davranıyor bize oyun. Solda zaten koronavirüsün şekli. Sorumluluk bilincinde olduğunuz için teşekkür ederiz. Aynen bunu diyormuş az önce benim çevirmeye çalıştığım yerde. Sorumluluk bilincinde olduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız Cat sizlerle eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşatmaya devam edecektir. Anladım diyoruz ve hemen mağazaya gidiyoruz. Zaten 30 yeşil taşı az önce vermişti. Hiç yeşil taşı olmayanlar da bunu alabilecek ben gibi. Ve de 112 saat süresi varmış. Bir yeşil taşla alıyoruz. Bakalım özel kutudan ne çıkacakmış. İlk defa böyle bir kutu görüyorum. Açalım. Takılı olduğuna %120 can veriyor. Mükemmel bir şey. Devam edelim. Koca ayak. Kaya gövdesi. Geri vites. Testere geldi. Yapışkan silindir. Bıçak. Oyun bayağı bir şey veriyor. Takılı olduğunda %20 can. Matkap %20 can veriyor. Forklift. Harika itici geldi alt garaj için. Hiç de fena değil. Artı 90 taş verdi. Bu mükemmel çete savaşına girebileceğiz. Ve 500'de güç 38.000 altın. Harikulade parçalar verdi oyun. Bu konuda gerçekten teşekkürler oyuna, sağ olsun. Ben de oyun dışında bir yayın açtım. Bu videoyu hemen yükleyeceğim. Yani 2-3 saat önce yine her gün 7'de 19.00'da açmış olduğumuz yayını bu sefer Cats olarak açtık. Bu şekilde oyun bizlere bu koronavirüsle alakalı bir hediye verdi ve 122 taşa ulaştık hemen. Bu belki çete savaşında ekstra parça gelmesi için işe yarayacaktır. Onun dışında takılı olduğuna şu %120 can veren silindir çok çok iyi oldu. Hani her ne kadar bunda çok şey yaramasa da hani 30.000 can yapıyor ki bunda da zaten 2.000 can olmasına rağmen. Mesela diğer gövdelerimde baya bir işe yarayacaktır. Mesela şu sinsi de biraz daha iyi bir şeyler yapabilirim. Veya çok daha iyi bir gövdem olabilirim. Mesela bunda bir şeyleri görebiliyoruz. Bu hemen takla atmazsa belki bununla bir şeyleri yapabiliriz. Mesela şöyle koysak. Devamında şu tekerleği alsam ben mesela. Şöyle koyduğumda kaç can olacak? 30.000 artıyor direkt mesela. Gördüğünüz gibi. Bu da balina için %30 verdi. Şu an yani neredeyse 100.000 cana ulaştık diye söyleyelim. Ön yere bunu takayım. Arkaya da şu bıçaklar var burada. Başka bıçağımız var mı? Hemen bakalım. 2. 11.000 şunu takarsak 2 güce daha ihtiyacımız kalacak. Şu balon 2 güç. Bence şu an harikulade ve 100.000 cana ulaştırdı bizi oyun, sağ olsun. Hemen şöyle bir şampiyonaya girelim. Bakalım bıçak ve mitalözle birlikte oyunun vermiş olduğu tekerlek bu kaya gövdesinde işe yarayacak mı? Özellikle kaya gövdesine koydum. Çünkü canımı daha fazla arttırsın diye. Mesela gördüğünüz gibi bıçak işe yaradı. Rakibin balonunu patlatabildik. Bakalım bu rakipte de aynısını görebilecek miyiz? Çok güzel. Acaba şampiyondan çıkartabilecek mi bizi bu parça? Yalnız rakip 39.000 gerçekten çok fazla vuruyormuş. O biraz bizi kötü bir duruma soktu gerçekten. O zaman geri gelelim. Başka ne yapabiliriz diye düşünelim. Başka bir şey yapabilir miyiz? Rakibi kaldırmak için bir çözüm bulabilir miyiz? Ona bir hızlıca bakalım. Mesela yine bu gövdeyi kullanabilir miyim? Biraz da buna can artışı yapalım diye o zaman umalım. Mesela şunları tekrar böyle aldım. Piramit mesela canı ne kadar bunun? 4.000. Şöyle bir koysak. Takılı olduğuna %120. 15.000 can geldi bundan. Şunu da koyduğumuzda zaten fazla bir canı var bunun. Takılı olduğunda %120 veriyor. Mesela şu an şunu da çıkartayım. Mesela bunun 13.000 canı var. Bunu bir koyduğumuzda direkt 30.000 canı oluyor. Ha, kendinin %120 canı veriyormuş. Ha, gövdenin değilmiş. O zaman harikulade. O zaman gerçekten çok iyi.
bu şekilde bir girmeye çalışsak neler olur diye hemen bir görmeye çalışalım. Hemen dövüş diyelim bakalım bu nasıl bir şey sağlayacak bize. Yalnız ben niye girdim şu an? Normal şampiyonu değil mi bu? Aynen ön 4 dövüş kazan. Yani çete şampiyonu hızlı dövüşe mi girdim diye düşündüm. Ama yalnız bu rakipte pek işe yaramadı. Rakipler gördüğünüz gibi çok güçlü. Ama bu tekerin gelmesi, özellikle bu 90 taşın gelmesi bizim için çok iyi oldu. Çete savaşına biraz daha artık bakabileceğiz. Dolayısıyla yani oyun biraz daha evde kalın diye bizlere bu tarz taşlar maçlar yolladı. Supercell'den böyle bir şey göremedik şu an. Brawl Stars'a falan bir şey getirir mi bilmiyoruz. O yüzden diğer oyunlarda böyle bir şey yaparsa hani hiç fena olmaz. Steam'lerde bir ücretsiz oyun muhabbetleri falan vardı en son duyduğum kadarıyla. Şimdi ne yapayım? Şuraya şunu koyayım. Bir de pompalı koysam. İşte pompalıyı satmıştık en son öyle hatırlıyorum. Şöyle yaparsam neler olabileceğini gelin hep beraber görelim. Şu an gayet iyi. Onun dışında pek de bir şey yok. Hatta şuna bile şu artışı yapabilirim 7000 ama şu an çok da cana ihtiyacım yok. Şimdi o fazla vuran çift roketli arkadaşı kaldırabilecek miyiz? Bir onu görmeye çalışalım. 100.000 yine hala kaldıramadık. Kovucu belki şu noktada işe yarayabilir balondan ziyade ama yine de ben pek 40.000 vuruşuma maalesef güvenmiyorum. O yüzden tekrardan geri gelmeye çalışalım veya 2 mitralyoz koysak da yine işe yaramaz. Forklift tek diye koymayı düşünsem diye düşündüm. Mesela şunu koyalım. 16.000 daha ekstradan can verdi. Bu bizim için çok iyi oldu. Matkap da takıldığında %20 vuruş veriyor ekstradan ama ona hiç gerek yok. Şöyle bir girelim. Kovucumuz var ve çok işe yaradı kovucu. Ama sadece bu rakibi almayı başardık. Diğer rakipleri de bu aynı etkiyi görebilecek miyiz bilmiyorum ama bu rakibi kesin alacağız. Çok güzel oldu bu da. İkinci rakibi de almayı başardık. Bir sonraki rakip. Bunda balon olmadığı için bizde ve rakibin 80.000 vurduğu için maalesef hiçbir şey yapamadık. Dolayısıyla o kötü oldu. Bu rakip de kötü oldu bizim için. Yine 12 dövüş almayı başardık. Gayet güzel. Dediğim gibi az önceki kutuları 3 taç yapmıştık. Yayında açtık. Sonrasında biraz yayında oynadık. Ödül falan kazandık. Buraya kadar getirdik. Yalnız gövdem şu an gayet güzel oldu. Şu an bulunmuş olan gövdemle çete savaşına normal dövüşe giriyorduk. Ama şöyle yapsak daha iyi olur. Ne dedik? Canları ve vuruşları bir araya denk getirirsek bizim için daha sağlıklı olur. O da ne demek olacaktır? Yani şöyle. Aynen bundan bahsediyorum. 12.000 vuruş, 13.000 can. 12.942 vuruş. Tamam. Şöyle bir hızlı dövüşe girelim şimdi. Aynen bundan bahsediyorum. Rakibe tek atabileceğim. Hani şunu demek istiyorum. İki tane çift roketin olmasındansa bir tane çift roketiniz olsun. Can ve vuruşunuz birbirine yakın olsun. Ve rakiplerde sizi alabilme ihtimallerini biraz daha en aza indirgemiş olursunuz bu şekilde. Çünkü yayında da oynarken, yayın dışında az önce de ben oynarken şu 30 taş geldiği zaman direkt olarak ekranımda belirdi. Görmüştüm. Rakibin tek roketi vardı. Yani alabiliyordum tek vuruşta ama rakip o tek roketi bana isabet etti. Rakipte de olmasına rağmen. Ne derler ona? Tekli roket olmasına ve geri vites olmasına rağmen. Slotu ortadaydı. Benim roketim ona vurdu. İkinci roketimle onu almayı başardık. O yüzden tek roket olsun. Bu şekilde daha rahat rakipleri alabilelim. Ve daha risk minimuma insin. Devam ediyoruz. 291 zafer serisindeyiz. 120. Bu arkadaşı az önce de almıştık zaten. Bu yayında değil ama bu videoda değil ama ben normal oynarken de rakibe denk gelmiştim. Diğer videoda zaten 4 defa yine tahta parçalarından gelen bir arkadaşımız vardı. Devam ediyoruz. Güzel rakipler geliyor. Bu taktik gerçekten işe yarıyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi hızlı dövüşte zafer serisinde neredeyse 300'e ulaşacağız. Bunda özellikle bizim çok dikkatli olmamız bayağı ön plana çıkıyor. O yüzden dikkatli olmak her zaman iyidir. Siz de zafer serisi kasıyorsanız şu sayıyı gördüğünüzde iyi kendinizi hissetmek istiyorsanız böyle bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor rakiplerle sizin gövdenizin olan ilişkisine. 122 taşa bakınca bayağı bir güzel oluyor bizim için.
şunu bir 300 yapalım. Yani artık çete savaşından daha ön plana çıkmış oldu bu hızlı dövüş benim için. Çünkü tekrardan eski bu formumu yakaladığımı düşünüyorum. 800-700 bu sayılara gelmeye çalışacağız. 10 tane daha zafer serisi alınca bu işi bitireceğiz. Rakip 13.482 vuruyor. Bizde geri vites var. Tek atacağız. O roketi bize ulaşmayacak. Zaten yere atıyor. Hani düşündüm acaba bize tek atabilecek kısmının büyük bir vuruşu çift roketinde olabilir mi diye. Mümkün değil. O lazerin minimumunu 2000-3000 vuruyordur. Kamuflaj parçalardan zaten tahta değil ki böyle biraz farklı bir şey yapsın. Sadece geri vitesim olduğu ve tek atabildiğimden dolayı girdim. Yoksa iki vuruşlu olsa zaten normalde girmiyorum. Ona da hiç girmeyi tercih etmedim zaten gördüğünüz gibi. 2863 canı var, almayı rakibi başardık. Ama rakibin vuruşu 13.000 küsürdü. Bize tek atabilirdi. Geri vitesimiz var, rakipte de yok. Bu bizim için avantaj. Buna da giriyoruz. 14.531 tek atabilirdi. Ama almayı başardık. Cana çok dikkat edelim lütfen. 300 zafer serisine doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. 6.000 canı var. Vuruşu 13.697. Şimdi bize tek atar normalde değil mi? Ama bu adam bize vurana kadar biz onu almayı başaracağız. Hatta gelin beraber görelim. Roketi kendinden çıkmadı bile. Hani belli noktalarda risklerden bahsediyoruz değil mi? Riskler çok önemli diyoruz. Ama bildiğimiz bir şeyin de gerisinde durmayalım. Direkt olarak düşündük, tamam yapalım. Çünkü biliyoruz bu böyle olmayacak değil mi? Hani Özgür Demirtaş'ın geçen dün şu aydınlatıcıyı yaparken dinlediğim programındaki duyduğum söylediği söz gibi. Fizikte ne olur diyor. Kalemi yere bırakırsınız düşer. Bitti. Bunun düşmeme gibi ihtimali yok. Düşecek. Aynı öyle. Ben mesela 5665 canı var. Bu adam bana tek atamayacağı sürece ki gördük gövdesinde mitralyözü var. Roketi de olsa geri vitesi de yok. Hiçbir şekilde bizi alacak bir duruma değil. Biliyoruz bunu çünkü. Bunu neden söylüyoruz? Hem zamandan tasarruf, hem riski minimum aza indirmek, şu hızlı dövüşü kaybetmemek adına, hani sayılardan ziyade geçtim. Çok oynadınız, 4 tane galibiyet aldınız, 1 tane daha alsanız taç gelecek, kaybettiniz, alamadınız, oyunu sildiniz. Ben çok yaptım, oyunu silmedim ama direkt oyundan çıktım. Şimdi 10.000 vuruyor, geri vites var zaten, çok da gelemedi roket. Almayı başardık, 305 zafer serisi bizim için güzel olacaktır. 304 oldu. Derseniz bu zafer serisini de bitireyim. Direkt olarak kanala videoyu yükleyeyim. Siz de bu gelen ödülleri ve neleri değiştirip neleri değiştirmediğini bu şekilde görmüş olun. Çünkü fazla boyutu olacaktır yine videonun. Yüklemesi biraz zaman alacaktır. Ama olsun, yine bir şeyleri yapmış olduk. Gelen ödülleri sizlere tanıtmış olduk. Bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım size de güzel şeyler çıkmıştır. Eğer videoyu izlemeden önce açmadıysanız veya oyuna hiç girmediyseniz artık muhakkak gireceksiniz diye düşünüyorum. Size de güzel şeyler gelir. Daha iyi şeyler gelir umarım. Şu kutuyu da açmadan videoyu sonlandırmak istemiyorum. Hemen hızlıca açtık. Silindir, pompalı, matkap ve bıçak geldi. Devamında pek bir şey yok. Sonraki şeyleri de görüşünceye dek diyecekken, harika itici diyor. Kutulardan ve şampiyonalardan kazanılan paraya %100 veriyormuş. Çok iyi. 4 saat süresi var, 6 günde dolacakmış. Para çılgınlığı. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz biz? Kutulardan ve %100. O zaman kutuları bekleteceğiz. O zaman etkinleştireceğiz. Bir de şuna tıklayalım. Kutularda bulunan sinemaya giderek ödül olarak kazanma ve paraya %100 diyor. Tamam, bunu bir sonraki videoda etkinleştireceğiz. Bir defa etkinleştirdikten sonra bitiyor herhalde. 4 saat boyunca oyun oynayacağız, açacağız falan diye olacak. Kendinize bakın. Görüşürüz. Güle güle.